Birinci soruyla başlıyorum. Riskli meslek dalları. Şimdi varislerin oluşmasına neden olan faktörleri iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi değiştiremeyeceğiniz faktörler. Yani işte yaş, cinsiyet veya ailenizden aldığınız genetik yük gibi. Bir de değiştirebileceğiniz risk faktörleri var ki bunların başında da çok uzun süre ayakta kalmak veya oturarak sürekli masa başında zaman geçirmek geliyor. Dolayısıyla bazı meslekler varis açısından riskli hale getiriyor bizleri. Bunların arasında neleri sayabiliriz? Örneğin öğretmenler, hemşireler, benim gibi cerrahlar ve doktorlar, bunun yanı sıra tezgahtarlar ve hostesler gibi sürekli uzun süre ayakta durmak zorunda kalan veya ofiste sürekli masa başında iş yapmak zorunda kalan kişilerde varis riski açıkçası biraz daha yüksek oluyor. İkinci sorunun cevabını veriyorum. Kadınlarda mı yoksa erkeklerde mi varis daha sıktır? Yapılan çalışmalara baktığımız zaman toplumda kadınlarda varis görülme riskinin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bunun altında yatan pek çok neden var ama elbette birinci neden hormonal nedenler. Özellikle gebelik sırasında progesteronun yani bir hormonun salınmasıyla beraber düz kaslarda gevşeme yaşanıyor. Düz kaslar aynı organlarda olduğu gibi damarların içinde de var. Dolayısıyla bir kere damarlardaki bu düz kasların gevşemesiyle birlikte damarlarda basınç artışı da olunca damarlar biraz daha kolay genişliyor. Bu basınç artışının da iki önemli nedeni var. Bunlardan bir tanesi gebelik sırasında zaten kan hacmi de artıyor. Yani kadının vücudundaki kan da daha fazla olmaya başlıyor. Bir kere bunun etkisi var zaten. Bunun ötesinde gebelik ilerledikçe bebek rahmin içinde büyüyor ve rahim bu sefer ana toplar damarın üzerine yatmaya başlıyor ve onun üzerinde bir baskı oluşturuyor. Dolayısıyla bacaklardaki kan kalbe geri dönmekte biraz zorlanıyor. Bunun sonucunda da damarın içindeki kan miktarı arttığı için hatırlayın kaslar da gevşemişti. Çok kolay bir şekilde damarlar genişlemeye başlıyor. Bu hem ana damarlarda olabilir hem de kılcal damarlarda olabilir. Hatta genital bölgedeki damarlarda da gebelik boyunca genişleme söz konusu olabilir. Gebelikten sonra çoğu kez bunlar geriler. 6 ay beklemek gerekir. Zaten bu dönem emzirme dönemidir. Emzirme dönemi de geçtikten sonra bakarız ve görürüz ki damarların pek çoğu ortadan silinmiş ve kaybolmuş. Ama eğer ısrar ediyorsa bu damarlar silinmediyse o zaman tabii ki ileri bir tetkik, bir inceleme gerekecektir. Dolayısıyla kadınların gebelik sayısı mesela burada önemlidir. Şunu biliyoruz, gebelik sayısı arttıkça hem varisin görülme riski artar hem de varisin daha ileri evrelerini görme riskine girebiliriz. Tabii bu arada şunu da eklemek lazım. Varis veya kılcal damar söz konusu olduğu zaman işin içinde biraz estetik kaygı da olduğu için kadınlar erkeklere göre doktora çok daha çabuk başvuruyorlar. Soruya geldim. Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir mi? Varisler aslında bir ölüm tehdidi oluşturmazlar. Daha fazla hayat kalitesini bozarlar. Özellikle ihmal edilmiş ve tedavi edilmemiş varislerde uzun dönemde bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. En sık görülen şikayet varislerde hayat kalitesini bozan bir ağrının yanı sıra şişliktir. Ve eğer varisler ihmal edilirse ve tedavi edilmezse o zaman bu kişilerdeki şişlik bazen geri dönüşümsüz oluyor. Yani siz yıllar sonra varisi tedavi etseniz bile şişliği bir türlü ortadan kaldıramıyorsunuz. Kalıcı şişlik söz konusu olabiliyor. Ama elbette burada en korktuğumuz komplikasyonlardan yani istenmeyen sonuçlardan bir tanesi varisin uzun süre devam etmesi sonucunda cildin beslenmesinin bozulması ve venöz ülser olarak adını verdiğimiz varis yaralarının oluşmasıdır. Bu varis yaralarının oluşması çok kısa bir sürede olmaz. Çoğunlukla yıllar alır ama en sık ayak bileğinde yerleşirler. İlk belirti olarak çoğunlukla bu ayak bileği düzeyinde özellikle iç tarafta kahverengi bir lekelenme olur. Sonra bu kahverengi lekelenmenin üzerinde beyaz bir leke çıkar ve bu beyaz leke de zaman içinde yaraya dönüşebilir. Yaralar gerçekten
ağrılı, enfeksiyon kaparsa da kişinin hayat kalitesini çok bozan, sosyal ilişkilerinde bozan bir durum haline gelebilir. Ayrıca varislerin içinde ihmal edildiği takdirde pıhtı oluşması da söz konusudur. Çoğunlukla varisin içindeki pıhtı akciğere atmaz ve bir tehdit oluşturmaz. Ancak varisi olan kişilerde pıhtı ihtimalinin olmayan kişilere göre 2 ila 3 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Ve özellikle varislerde pıhtı gelişirse bu durumda tedavi hem daha zor olur hem de kozmetik sonuç tatmin edici olmaz. Bu nedenle de varisin erken dönemde tedavi edilmesinde yarar vardır. Dördüncü sorunun cevabını veriyorum. Pandemi. Pandemide tromboz. Koronavirüs salgını döneminde benim de en sık gördüğüm hasta gruplarından bir tanesi gerçekten de bacak damarlarında pıhtı olmasıydı. Bacak damarlarındaki özellikle de toplar damarlardaki pıhtılar iki noktada olabilir. Birincisi elbette varislerin içinde ki bunlar yüzeyel damarlardır. Bir de ana damarlarda olabilir. Bunlara da derin venler diyoruz. Varislerin içinde veya yüzeyel damarların yani hemen cildin altında yerleşmiş olan damarların içinde bir pıhtı olduğu takdirde bunların akciğere veya başka bir yere atma ihtimali gerçekten çok düşüktür. Ancak ana damarlarda yani derin venlerde pıhtı olursa bunların akciğere atma ihtimali vardır. Bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi de bu pıhtılar beyni atar mı ve felç yapar mı sorusu. Hemen onun da cevabını verelim. Eğer kalpte bir delik yoksa toplar damardaki pıhtının beyne atması ve felç oluşturması pek olası değildir. Ancak dediğim gibi kalpte bir delik olursa böyle bir tablo söz konusu olabilir. Felç bu durumla ilişkili değildir. Felçler atar damar pıhtılarıyla ilişkilidir. Derin ven trombozu veya pıhtı olmaması için neler yapılabilir onu söyleyeceğim. Derin ven trombozundan korunmak için yapılması gereken en önemli şey hareketli olmaktır. Karantina döneminde evde kalıyor olsanız bile gün içinde mutlaka hareketli olmaya özen göstermek gerekir. Ama bu hani sadece yarım saatlik bir egzersiz gibi düşünülmemeli. Mümkün olduğu kadar gün içinde kendimize işler bularak fiziksel aktivitemizi yüksek tutmalıyız ki bu tür pıhtı oluşumlarından korunalım. Bir beşinci soru gibi geliyor. Bununla çok ilişki olmadığı için onu ayrı anlatıyorum. Varis olmamak için neler yapmak gerekiyor? Varis olmamak için, bacağınızda varis olmaması için neler yapmak gerekiyor? Fiziksel aktivite burada da çok önemli. Biliyoruz ki eğer fiziksel aktiviteniz düşük giderse o zaman varis olma ihtimali biraz daha artıyor. Aynı zamanda kilo aldığınız zaman da varis ortaya çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak özellikle kadınları ilgilendiren bir tablo olduğu için şunu hemen eklemek lazım. Gebeliklerin sık olması veya hormonal hap kullanmak da yine varis ihtimalini arttıracaktır. Ve birinci soruda söylediğimiz gibi riskli bir mesleğe sahip olabilirsiniz. Bu durumda da yapmanız gereken şey gün içinde mümkün olduğu kadar hareketli olmaya çalışmaktır. Ancak her zaman geçerli olmayabilir bu. Örneğin ofiste çalışıyorsanız, masa başı iş yapmak zorundaysanız ve çok kalkıp dolaşma şansınız yoksa o zaman en azından varislerden korunmak için varis çorabı kullanmak sizin için uygun olacaktır. Herkese teşekkür ederim.